Arkadaşlar merhabalar. Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Türkiye'deki nüfusun özelliklerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda biliyorsunuz biz nüfusun genel karakterine, genel özelliklerine bakmıştık. Nüfusla ilgili genel kavramları öğrenmiştik. Nüfus piramitlerini öğrenmiştik. Bütün bu bildiklerimizi bugün ne yapacağız? Türkiye coğrafyası üzerinde ele alacağız değerli arkadaşlar. Tabi derse gelmeden önce, geçmeden önce hemen size Nisan ayı programını şöyle bir göstereyim değerli arkadaşlar. Bugün 4 Nisan sevgili arkadaşlar. Saat 17.30 coğrafya dersiyle devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta 11'inde de dünyada göçlerle devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Programa mümkün mertebe sadık kalmaya özen gösterin değerli arkadaşlar. Tabi Gene size her videoda olduğu gibi bu videoda da ödevlendirme yapacağım. Nedir o ödev? Dinamo Soru Bankası arkadaşlar. Dinamo Soru Bankası'nda hemen şöyle açıyoruz. 111. sayfayı. 111. sayfada ne var? Türkiye'de nüfus, nüfusun tarihsel seyri, Türkiye'de nüfusun yapısal özellikleri... Ee, ve nüfus ve Türkiye'de nüfus konularını ne yapıyoruz bununla ilgili soruları çözüyoruz arkadaşlar video izledikten sonra böylece nüfusla ilgili bütün kavramlar böyle zihnimizde harika bir şekilde pekişmiş oluyor değerli arkadaşlar. Peki eğer sizler de hazırsanız derse başlayalım mı sevgili arkadaşlar başlayalım. Türkiye'de nüfus nasıl inceleyeceğiz bunu? Nüfusun tarihsel süreçteki değişimine bakacağız. Tabii e, Türkiye'deki nüfusun dağılışına bakacağız. Nerelerde çok nerelerde az arkadaşlar. Ve nüfusun yapısal özellikleri. Ne demek bu yapısal özellikler? Yani buradan ne anlayacağız? Bunu da birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ne demekse nüfus? Sınırları tanımlı bir bölge üzerinde belli bir zaman diliminde yani bir kere ne olacakmış sınırlı yani sınırları belli ve zamanı da belli. İşte atıyorum yani size şöyle bir şey söylesem işte Türkiye'nin nüfusu ne kadar? Tabii buradan hemen şey anlaşılıyor bugünkü nüfus ne kadar anlaşılıyor ama doğrusu şu işte Türkiye 1950'deki nüfusu ne kadar? 51'deki ne kadar? Yani zamanı belirlemek lazım. Çünkü nüfus sabit değil. Sürekli olarak ne oluyor? Değişiyor arkadaşlar. Demografi ne demek? Demografi nüfus bilimi. Nüfusun yapısını, durumunu, dinamik özelliklerini inceleyen bilim dalı. Tabii bu kavrama çok dikkat arkadaşlar. Günlük hayatta da bunu çok sık kullanacağız. İşte ülkenin demografik yapısı şöyledir, böyledir gibi cümle içinde de çok kullanılan bir kavram değerli arkadaşlar. Peki nüfus... Sayımlarına baktığımızda arkadaşlar Türkiye'nin ilk e, Cumhuriyet tarihinde yapılan yani modern anlamda yapılan ilk sayım 1927 yılında arkadaşlar. 1927 yılındaki bu sayımda Türkiye'nin e, nüfusu 13.6 milyon çıkmıştır arkadaşlar. 13.6 milyon. Peki ben hemen şöyle derse hazırlık olması açısından bir soru sorayım. Siz onu böyle zihninizde canlı tutun. Sizce 1927 yılında yapılan sayımda Türkiye'de Kadın nüfusu mu çok, erkek nüfusu mu çoktur? Şöyle bir tahminde bulunalım. Şimdi hemen tabii çoğumuzun aklına şu gelmiştir. Evet biz işte Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı gibi savaşlardan çıkmışız. Dolayısıyla erkek nüfusu ne olmuştur arkadaşlar? Azalmıştır. Kadın nüfus daha fazladır bu dönemde. İkinci sayım arkadaşlar 1935'te yapıldı. Ee, ve 35'te şöyle bir karar alındı. Dendi ki her 5 yılda bir sayım yapılacak. Yani sonu sıfır ve beşle biten yıllarda sayımlar yapılacak. İşte 35, 40, 45, 50, 55 falan filan diye gidecek. Ta ki ne zamana kadar? 90'da arkadaşlar. 90'da alınan karar da işte her 10 yılda bir sayım yapılacak şeklindeydi. Son genel sayım 2000 yılında yapıldı. 2007 yılındaysa arkadaşlar artık adrese dayalı nüfus kayıt sistemi dediğimiz sistemle yani sayım memurları artık evlere gelmediler. Eskiden geliyorlardı. Böyle evleri tek tek dolaşıyorlardı. Pazar günleri sokağa çıkma yasağı ilan edilirdi. Gelirlerdi ve sayımlarını yaparlardı. Ama artık böyle bir şey yok. Mesela siz şu an sayılıyorsunuz ama hiçbir nüfus memuru gelip sizi saymıyor. Peki nereden biliyorlar bizi? Çünkü biz adrese dayalı nüfus kayıt sistemiyle artık sürekli olarak sistemde gözüküyoruz, değil mi? Değerli arkadaşlar. Yani herkesin bir TC kimlik numarası var. Herkesin oturduğu muhit işte atıyorum sizin bulunduğunuz muhitteki okullar size çıkar, değil mi? Çünkü artık bunları bilmiyor devlet sizi işte tanıyor, biliyor. Sağlık hoca ona göre, doktorunuz ona göre vesaire belirleniyor sevgili arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de nüfusun değişimine baktığımızda değerli arkadaşlar e, nüfus hiçbir zaman Türkiye'de azalmamıştır. Bakın bu ifadeye çok dikkat edin. Türkiye'de arkadaşlar nüfus hep artmıştır. Türkiye'de nüfus hep artmıştır. Bu ifadeye dikkat böyle bir yıldız koyuyorum. Hep artmış. Yani hiçbir zaman nüfusumuz azalmamış. Bakın. 1927'deki nüfusa bakın. Burada ne demiştik? İşte 13 milyon civarında. 35'te biraz daha artıyor. 40'ta biraz daha artıyor. Derken artıyor, artıyor, artıyor arkadaşlar. Evet işte 1975'lere geldiğimde Türkiye'nin nüfusu 40 milyon civarında. İşte devam ediyor. Gel gel gel. 1900 90'lara geldiğimde işte 60 milyon civarında devam ediyoruz ve bakın bugün Türkiye nüfusu ne kadar arkadaşlar 80 milyonun Üzerinde nüfus hep artmıştır. Bakın bunu unutmuyoruz. Evet bazen çok artmıştır, bazen az artmıştır ama hep artmıştır. Sevgili arkadaşlar Türkiye'nin nüfusunu biz şöyle üç dönemde inceleyeceğiz. Nedir onlar? Bir tanesi 1927 ile 1960 arasında kapsayan dönem. Yani şuradan başlayacağız. 27'den 60'a kadar olan dönemi inceleyeceğiz. Biz ne diyecekmişiz buna sevgili arkadaşlar? Birinci dönem diyeceğiz. Peki ikinci dönem ne zaman? 60 ile 85 arası. Yani şurayı kapsayan dönem ikinci dönem olacak değerli arkadaşlar. Bakın birinci dönem, ikinci dönem. Ve 85 sonrasında ne olacak? Üçüncü dönem olacak değerli arkadaşlar. Bu dönemlerde ne olmuş? Onları inceleyeceğiz daha sonraki kısımlarda. Sevgili arkadaşlar, nüfus değişimine baktığımızda 27 yılını biz referans olarak alıyoruz çünkü ilk yapılan sayım bu. 27 yılında Türkiye nüfusu 13.6 milyon. 35 yılında 16 milyonu geçiyor. Ee, bakın artış hızı da oldukça yüksek Türkiye'de o zamanlar. Ee, 1940'a geldiğimizde 17 milyon, fakat 45'e geldiğimizde arkadaşlar çok fazla artmamış yani. 17.8'den 18.7'ye artmış. 5 yılda 1 milyon falan artmış yani. E bu oldukça düşük bir artış. Zaten dikkat ederseniz bakın şuraya. Türkiye'nin artış oranına baktığınızda sevgili arkadaşlar, en düşük artış oranını neredeyse burada görüyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi neden peki 1940-45 arası nüfus artış oranı bu kadar düşük? Neden? Çünkü 40-45 arasında ne var değerli arkadaşlar? Ee, İkinci Dünya Savaşı var. Peki biz İkinci Dünya Savaşı'na girdik mi? Hayır girmedik. E peki neden o zaman nüfus artışımız çok düşüyor? Şimdi sevgili gençler, o dönem İkinci Dünya Savaşı insanlık tarihinin yaşamış olduğu en büyük felaketlerden bir tanesi. Yani şöyle kıyaslamanız açısından söyleyeyim, 1940'da Türkiye'nin nüfusu 17 milyon. ...civarında. Fakat İkinci Dünya Savaşı'nda... ...sadece Avrupa'da ölen insan sayısı... ...60 milyon civarında. Yani neredeyse Türkiye'nin dört katı insan ölüyor. Böyle bir felaket var. Herkes savaşta. Bütün dünya savaşta. E bu savaş Türkiye ...sıçraması an meselesi değil mi? Şimdi dünyada herkesin... ...böyle savaş için... E, ...kendini ayarladığı bir dönemde... ...biz de mecburen... Hani her an savaşa girebiliriz diye ne yaptık arkadaşlar? İşte orduyu teyakkuz halinde yani böyle hazır beklettik. O dönemki işte insanlar neredeyse bütün erkek nüfusu ne yaptılar? Asker aldılar. Ve 4 yıl, beş yıl askerlik yapıldı arkadaşlar. Tabii bu erkek nüfus Aynı zamanda o dönem üretici olan nüfustu. Yani tarlada bunlar çalışırdı, hayvanlara bunlar bakardı. İşte o küçük atölyelerde, varsa ufak tefek fabrikalarda bunlar çalışıyordu. Şimdi bunların hepsini asker aldığımızda ne oldu? Dolayısıyla ülkenin ekonomisinde ciddi aksamalar meydana geldi. E ihtiyaçlarımızı dışarıdan alalım falan. Öyle bir şansımız da yok çünkü dışarısı ateş, herkes kavga, gürültü içerisinde. Savaş içerisinde. Dolayısıyla dünyanın genelinde zaten bir kıtlık var değerli arkadaşlar. E bunun bize yansıması da oluyor tabi. E bu olunca sevgili arkadaşlar erkekler askere alınınca evlilikler gecikiyor. Evliliklerin gecikmesiyle birlikte e, dolayısıyla artış hızında ciddi bir düşüş var. Arkadaşlar Türkiye'nin şöyle kabaca baktığımızda bakın 1927'de 13 milyon ya. Aradan 30 yıl geçiyor hemen hemen. 60'a geldiğimizde Türkiye'nin nüfusu 27 milyon oluyor. Yani neredeyse 30 yılda Türkiye'nin nüfusu 2 kat artıyor. 2 ikisi yapıyor. Şimdi 60'a bakın. 60 ile 90'a bakalım arkadaşlar. Bakın şöyle baktığımızda burada da kabaca 30 yılda gene 2 ikisi yapıyor. Yani iki katına çıkıyor arkadaşlar kabaca. Şimdi size desem ki mesela ya efendim 90'da Türkiye'nin nüfusu 50 milyonsa o zaman bir 30 yıl sonra ne olmasını bekleriz falan. Hani dersiniz ki ya işte iki kat artmış falan. 2020'de de nüfusun 100 milyonu geçmesini bekleriz. Ama öyle olmuyor. Yani 90'lardan sonra sevgili arkadaşlar nüfus o kadar hızlı artmıyor. Bakın dikkat edin bugün Türkiye'nin nüfusu aşağı yukarı zaten 84-85 milyon civarında bir nüfusumuz var. Neden peki Türkiye nüfusu e, 1990'lara kadar hızlı artarken daha sonra yavaş yavaş artmaya başladı? Bakın nüfus azalmıyor ama yavaş yavaş artmaya başladı. Şimdi buradaki dinamikleri de birazdan inceleyeceğiz. 1939'da Hatay'ın ana vatana katılması ile %12'lik bir ekstra artış yaşanmış. Demek ki yani Hatay değil mi orada duruyordu o bizim ülkemizin sınırlarına. Dahil olunca ne oldu? Türkiye'nin nüfusu artmış oldu. Seferberlik hali savaşın ekonomik bunalımı ile nüfus artış hızı yavaşlamıştır. Nereden bahsediyoruz arkadaşlar? İkinci Dünya Savaşı. Peki 1960'a baktığımızda neyi göreceğiz? İşçi göçleriyle 60'tan sonra artışta yavaşlama başlamış. Yani Türkiye'den Almanya veya Avrupa'nın değişik yerlerinde ciddi işçi göçleri yaşandı. 80'li yıllardan sonra da ne oldu? Bakın şu ifadeye çok dikkat kadının iş hayatına girmesi, şehirleşme, eğitim seviyesinin artması ile 1985'ten sonra sürekli artış Türkiye'nin ne olmuştur? Düşmüştür. Bakın 85'ten sonra dikkat edin. Yani şu 90'lar bakın 21, 18, 15 falan giderek ne oluyor? Düşüyor. Kadının sosyal hayatta aktif olması değerli arkadaşlar neden düşürüyor? Çünkü yani iş hayatında aktif olan kentli kadın bir kere geç yaşta evleniyor. Yani işte lise bitiyor, sonra üniversite, üniversiteden sonra tabii iş hayatına giriyor. İşte bu arada yaş ilerliyor. Yaş ilerliyor ama aynı zamanda bir kariyer yapıyor sevgili arkadaşlar. Hani tabii ki bazıları çocuk da yaparım, kariyer de yaparım diyor. Haklılar da, onların arkasındayız sevgili arkadaşlar. Ama hani işte bu ne olabiliyor? İşte iki çocuk, üç çocuk falan maksimum. Yani siz kentte çalışan bir kadının beş çocuk yapmasını hayal edemezsiniz çünkü olmaz yani bu çok zor bir şeydir yani. E, dolayısıyla ne oluyor doğum oranları arkadaşlar düşüyor özellikle e, kentlerde. Şimdi Türkiye nüfusunun değişimine baktığımızda bakın buradaki değişim ne? Bu artış hızı grafiği sevgili arkadaşlar. Bakın artış hızı. Demin neye bakmıştık? Türkiye'nin nüfus sürekli artıyordu. O neydi arkadaşlar? Türkiye'nin nüfus artış miktarıydı. Bakın burada 1940'da hıza dikkat edin. Ne kadar arkadaşlar? Binde 10 civarında. Hızın en yüksek olduğu dönem ne zaman? 1960 sevgili arkadaşlar. Bakın 60'tan sonra böyle genel olarak bir düşüşten bahsedebiliriz değerli arkadaşlar. Nüfus artış hızının düşmesi nüfus miktarının düştüğünü göstermez. Daha az arttığını gösterebilir. Yani ne diyor burada? İşte 27'de bize 20 kişi katıldı. 35'te işte 18 kişi katıldı. Ama 40'ta bize 10 kişi katıldı. Yani gene artıyor ama daha öncekine göre daha az artıyor. Olay bu. Türkiye'de nüfus her zaman az ya da çok ne olmuştur arkadaşlar? Artmıştır her zaman az ya da çok nüfusumuz artmıştır arkadaşlar. Şimdi biz demin Türkiye'deki dönemleri nüfusu üç dönemde inceleyeceğimizi belirtmiştik. Bunlardan bir tanesi 27 ile 60 yılları arasını kapsayan dönem. Buna biz birinci dönem diyoruz arkadaşlar. Birinci dönemde tabi Türkiye savaştan çıkmış değil mi? Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı. Nasıl bir psikolojide yani genç nüfus ee, ...çalışma çağındaki nüfus az. Kadın çok. Ülkenin nüfusa ihtiyacı var. O yüzden nasıl bir politika izlemiş olabilir... ...o dönemin yöneticileri? Çok çocuk değil mi? Daha çok çocuk yapın. Daha çok çocuk yapın. Memleketin çocuğa ihtiyacı var. Sevgili arkadaşlar. E bunun için ne yapmışlar? Bunun için bazı ekonomik iyileştirmeler falan yapmışlar. Yani mesela bazı vergiler alınmamış. Ee, ve çok çocuk yapan, altı çocuktan fazla çocuk yapan kadınlara madalya verilmiş. Evlilik yaşı kızlar da 15'e düşürülmüş. Bakın bugün bizim için çok böyle enteresan olan şeyler yapılmış. Ve tabii nüfus artınca da işte 10. yıl marşında bilirsiniz ne diyor? 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan. Şimdi 10. Yıl Marşı 1933'te değil mi ee, yazılıyor? E şimdi o kadar nüfusa ihtiyacımız var ki bizim sevgili arkadaşlar o dönem. İşte marşlara bile konu oluyor. Şimdi doğum oranını artıcı politikalar yapıldı. Kaybedilen savaşlar sonrası Anadolu'ya yapılan Türk göçleri. Bunlar arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin özellikle... ...tabii ee, Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmesiyle birlikte... Ne oldu? Kafkaslardan, Balkanlardan onlar eskiden Osmanlı toprağıydı. Yapılan göçler oldu arkadaşlar. Onlar e, tabii Türkiye'ye gelince Türkiye'de bunları istiyor zaten. Nüfusa ihtiyacı var ya. O yüzden o nüfus artışına katkıda bulunmuş. E Hatay'ın katılması, e, sağlık koşullarının iyileşmesi ve ölüm oranlarının azalması gibi durumlar bu nüfus artış hızının ciddi bir hızla e, yükselmesine sebep olmuş. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla erkeklerin uzun süreli, uzun süreden kastınız arkadaşlar 5 yıl. 5 yıl. Çok uzun bir askerlik. Askere alınması ve ortaya çıkan bazı ekonomik sorunlar nüfus artışının tekrar düşmesine neden oluyor? Şöyle ikinci döneme baktığımızda 60 85 yıllar arası bu dönem sonunda Türkiye nüfusu 50 milyona ulaşmış. Artık burada nüfus planlaması yapıyor Türkiye. Yani diyor ki ya arkadaş bizim nüfusumuz bize yeter artık ne yapalım e, mevcut nüfusu koruyalım yeter yani artmasına falan gerek yok. Bunun için ne yapıyor evlilik yaşı tekrardan yükseliyor anlatabiliyor muyum? E, dolayısıyla e, işte o çok çocuklara verilen işte paralar falan artık verilmemeye başlıyor gazeteler mecmualar işte az çocuk e, öneriyor falan. E gene tabii işçi göçleri değil mi Almanya'ya yapılan işçi göçleri ne yapıyor nüfus artış hızının çok çok fazla artmasını engelliyor diyebiliriz. Ama tabii ki nüfusumuz gene ciddi bir şekilde artıyor. E 85 sonrasında işte şehirleşmeye bağlı olarak değişen aile yapısı değil mi? Kadınların iş hayatında aktif rol alması, evlilik yaşının yükselmesi ve eğitimdeki ilerlemeler ne yaptı? E artış hızında ciddi bir düşüşe neden oldu? Peki Türkiye' nüfus dağılımına baktığımızda ne görüyoruz sevgili arkadaşlar? Türkiye'nin nüfus dağılımına baktığımızda ne görüyoruz? Ee, nüfusun seyrek olduğu yerler ve nüfusun yoğun olduğu yerler değerli arkadaşlar. Şimdi seyrek olduğu yerlerin ortak özellikleri bir kere dağlık bölge olması. Başka? evet ben söyleyeyim verimsiz topraklar gibi... Ee, sebeplerle ne oluyor? Nüfus değerli arkadaşlar oralarda çok nüfuslanmıyor. Şimdi bakalım. Yıldız dağları neresi? Yıldız dağları burası. Değil mi? Marmara bölgesinde. Nüfusun en seyrek olduğu yer burası. Yıldız dağları bölüm. Peki Hakkari yöresi neresi? Şöyle okla da göstereyim. Hakkari yöresi de burası. Türkiye'nin ortalama yükseltisinin bakın en fazla olduğu yer burası. Hakkari. Tamam. Hakkari yöresinde hop şöyle gösterdim mi? Evet. Menteşe öresi neresi? Menteşe öresi Muğla'nın olduğu yer. Bodrum'un olduğu yer arkadaşlar. Şurası. Burası da dağlık mı? Oldukça dağlık değerli arkadaşlar burası da. Tamam mı? E, dolayısıyla nüfus ne burada? Hani iklim çok güzel olmasına rağmen bu dağlık ve engebeli olmasından dolayı nüfus seyrek nispeten. Teke neresi arkadaşlar? Şuradaki plato. Ve Taşeli Platosu neresi? Şurası. Burası arkadaşlar torosların zaten yüksek kesimleri oluyor. Dolayısıyla şöyle gösterelim. TK platosu, taşeli platosu, seyrek nüfuslu yerler ve tuz gölü çevresi. Hemen tuz gölünü şöyle size şurada biliyorsunuz tuz gölü var değerli arkadaşlar. Tarayalım. Evet. Şimdi tuz gölü çevresi neden seyrek nüfusludur? Çünkü çok verimsiz topraklar var değerli arkadaşlar. Hemen şöyle tuz gölünde göstermiş olduk ve Erzurum Kars platosu. Erzurum Kars platosunun seyrek olmasının nedeni ne? E, yüksek, dağlık, e, özür dilerim, soğuk olmasından kaynaklı. Tamam mı? Şurası da Erzurum Kars platosu. Yazalım şöyle. Erzurum Kars. Evet, platosu. Hemen şöyle okumuzda şuraya doğru çevirelim. Bunlar ne arkadaşlar? Türkiye'de nüfusun seyrek olduğu yerler. Ekstra neresi kaldı? Göller yöresi. Göller yöresi hemen şöyle Antalya'nın şu kısmı arkadaşlar. Bakın buralarda işte Burdur, Beyşehir, Eber gölleri gibi böyle göller hemen şöyle göstermiş olalım. Göller yöresi dediğimiz yerde Burası değerli arkadaşlar yani Burdur ve Isparta şehirlerinin olduğu yerler. İşte Türkiye'de nüfusun Kabaca seyrek olduğu yerler değerli arkadaşlar bak neymiş dağlık engebeli sahalar ile verimsiz tarım alanlarının olduğu yerler e, seyrek nüfuslu alanlar. Peki Türkiye'de nüfusun yoğun olduğu yerler nereler? Bir kere Çatalca Kocaeli Platosu. Neresi bu Çatalca Kocaeli Platosu? Bakın şu İstanbul bunun e, yarımadanın e, Avrupa'ya bakan kısmına Çatalca Anadolu'ya bakan kısmına ise arkadaşlar Kocaeli Platos'u diyoruz. Türkiye'de nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yer. E gene kıyı Ege. Ege'nin kıyıları özellikle bakın burası İzmir değil mi? Kıyıları neden e, nüfuslanmıştır özellikle değil mi? İşte limanlar ya da işte deniz turizmi falan. Kıyı Ege diyoruz. Antep çevresi. Antep çevresi de sevgili arkadaşlar. Özellikle Güneydoğu'nun sanayisinin yoğun olduğu yerdir. Yukarı Sakarya neresi oluyor? İşte bu Eskişehir'in Ankara'nın olduğu kısımlar. Polatlı'nın falan geçtiği kısımlar. Burası da Yukarı Sakarya. Adı niye Yukarı Sakarya buranın değerli arkadaşlar? Çünkü Sakarya Nehri buradan doğup böyle dökülüyor. Doğduğu yere ne diyoruz biz Akarsu'nun yukarı? Denize döküldüğü yere ne diyoruz? Aşağı diyoruz arkadaşlar. Evet Yukarı Sakarya. Antalya Ovası dediğimiz kısım. Şurası biliyorsunuz Antalya kıyıları yoğun nüfuslanmıştır. Çukurova neresi? Adana'nın olduğu yer. Aslında ben bu ovaları şöyle farklı bir renkle size tarayayım. Şöyle karışmasın. Bakın burası Çukurova. Burası Antalya Ovası. Arkadaşlar burası Bafra ve Çarşamba Ovaları. Bunlar Delta Ovaları tabi değerli arkadaşlar. Hemen onları da şöyle okla göstereyim. Çukurova hop şöyle geldik. Antalya Ovası geldik. Bafra ve Çarşamba'yı şöyle şöyle geldik. Ve neresi kaldı? Zonguldak. Zonguldak neden yoğun nüfusludur arkadaşlar? Zonguldak neden yoğun nüfusludur? E çünkü taş kömürü çıkıyor biliyorsunuz değil mi? Maden kaynaklı değerli arkadaşlar burası da. Madencilikten kaynaklı. E, taş kömürü çıktığı için e, aynı zamanda buralarda demir çelik sanayisi de ne oluyor? Gelişmiş oluyor arkadaşlar. Bunu da şöyle okla göstermiş olduk. İşte Türkiye'de yoğun nüfuslu ve seyrek nüfuslu olan yerleri göstermiş olduk değerli arkadaşlar. Şimdi aritmetik nüfus yoğunluğu ne demek arkadaşlar? Aritmetik nüfus yoğunluğu kilometre kareye düşen insan sayısı demek. Bakın nüfusun yoğunluğu demek nüfusun çokluğu anlamına gelmez. Mesela dünyada nüfusun en çok olduğu ülke Çin'dir. Fakat nüfusun en yoğun olduğu ülke Çin değildir. Neden? Çünkü Çin'in sınırları geniştir. O yüzden kilometre kareye düşen insan sayısı o kadar fazla olmuyor. Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen, ifade edilen ve bir kilometre kareye düşen kişi sayısı. Türkiye genelinde 2019 yılına göre bir kişi artarak 2020 yılında 109 kişiye ulaşmış. Nüfus yoğunluğu en yüksek olan şehrimiz neresi? İstanbul. Kilometre kareye 2976 kişi. Neredeyse 3000 kişi. İstanbul'da arkadaşlar bakın kilometre kareye ne kadar insan düşüyor? Neredeyse 3000 kişi. Peki e, nüfusu yoğunluğunun en düşük olduğu il hangisi? Tunceli. Nerede Tunceli? Şöyle yaparsak Tunceli şurada Doğan bölgesinde bir yerde arkadaşlar. Hemen şöyle yazalım. Tunceli. Değil mi? Ne kadar orada da? 11 kişi değerli arkadaşlar. Nüfus yoğunluğu. Tunceli'de oldukça düşük olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de nüfus dağılışına neler etki eder? Tabii ki biliyorsunuz bir doğal unsurlar vardır. Bir de ne vardır? beşeri unsurlar arkadaşlar. Doğal unsurlar dediğimiz unsurlar neler? Az önce de baktık Türkiye'de mesela nüfusun dağılışında iklimin etkisi var mıydı? E var. Yani çok yüksek soğuk olan yerler. İklimin çok sert olduğu yerler. Doğan Doğu bölgesi gibi Erzurum Kars gibi yani buralar çok nüfuslanıyor mu? Hayır. Yer şekilleri, dağlık engebeli yerler çok nüfuslanıyor mu ya da çok yüksekteki platolar? Hayır. Su kaynaklarının olduğu yerler nüfuslanır, değil mi? İnsanlar suyu suya ihtiyaç duyar. Bitki örtüsünün yoğun olduğu yerler nüfuslanır mı? Hayır. İşte toprak tiplerine göre verimli toprakların olduğu sahalarda nüfus daha fazladır. Beşeri faktörlere baktığımızda arkadaşlar gene ne göreceğiz? İşte tarım, sanayi, turizm. Mesela özellikle Antalya ya da Akdeniz ve Ege kıyılarında nüfusun artmasında özellikle yaz aylarında nüfus çok artıyor değil mi? Neden artıyor? Çünkü yaz turizmden kaynaklı olarak bir sürü insan oraya gidiyor sevgili arkadaşlar. Gene işte ticaret, ulaşım mesela kavşak noktalarında olan şehirler değil mi? Konya, Kayseri gibi böyle iç kesimlerde Afyon gibi. Gene göçler, madencilik işte nereye örnek verdik? Zonguldak. Başka nereye örnek verebiliriz? Batman örnek verebilir miyiz? Batman. Ne çıkıyordu Batman'da? Petrol. Gene ormancılık. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler. Şimdi nüfusun yapısal özellikleri. Ne demek yapısal arkadaşlar? Yapısal demek bir. Nüfusun yaş, cinsiyet, ekonomik faaliyetlere göre dağılımı, nüfusun eğitim durumu ve kır kent oranı arkadaşlar. Yani ne yapacağız biz burada? Beş temel başlıkta ele alacağız Konuyu yaş, cinsiyet, ekonomik faaliyetler, eğitim durumu, kır, kent durumu. Şimdi bunları şöyle irdeleyeceğiz. Türkiye'nin nüfus piramidine baktığımızda sevgili arkadaşlar piramidimiz artık bizim gelişmiş ülkelerin piramidine benzer bir hal almaya başlıyor yavaş yavaş. Nedir o da? Yavaş yavaş arkadaşlar Türkiye'nin piramidi arı kovanı şeklinde olmaya başlıyor. Arı kovanı ne demek? Tabağın daraldı. Yani eskisi kadar doğumlar hızlı değil arkadaşlar. Ve bu yaş yükseliyor dikkat ederseniz. Ee, sonra zamanla ne olacak? İşte yaşlı nüfusun daha da fazla artmasıyla birlikte burası da genişleyecek ve tam bir arı kovanı şeklinde olacak değerli arkadaşlar. Yani bugün baktığımızda Türkiye'de yaşlı nüfusun. Toplam nüfus içerisindeki payına baktığımızda e, daha önceki yıllara oranla çok fazla olduğunu görüyoruz. Eğitim seviyesinin yükselmesi, evlilik yaşının artması, kadının iş hayatına girmesi ve şehirleşme nedeniyle piramidimizin tabanı ne oluyor? Daralmakta yani doğum oranları düşüyor. Tabanı genişlemekte yani şurası şöyle genişliyor yavaş yavaş fakat burası içeriye doğru daralıyor. Yani yaşlı nüfus Türkiye'de artıyor ama doğum oranları yani genç nüfus azalıyor. Ve ortalama yaşam süresinin artmasıyla yavaş yavaş hangi piramide doğru evriliyoruz biz? Arı kovanı piramidine doğru evriliyoruz sevgili arkadaşlar. Nüfusun yaş ve cinsiyete göre dağılımına baktığımızda Türkiye'de öncelikli olarak şu yaşa baktığımızda her 100 kişiden arkadaşlar 9.5 kişi 65 yaş üstünde yani Türkiye'de kabaça 100 kişiden 10 kişi yaşlı. 65 yaş üstü. Ve 100 kişiden 22 kişi de 14 yaştan 15 yaştan daha küçük. dolayısıyla en büyük pay neye kalıyor? 15-64 yaşa kalıyor. Bu da %68'e yakın bir oran. Biz ne diyoruz arkadaşlar? 0-14 yaşa genç ya da çocuk nüfus. 15-64 Aktif nüfus ya da olgun nüfus. 65'ten daha yukarı olanı ne diyoruz? Yaşlı nüfus diyoruz sevgili arkadaşlar. Türkiye'de en fazla olan nüfus olgun nüfustur. Bizdeki arkadaşlar nüfusun yaş gruplarına baktığımızda biz Avrupa'ya göre genciz biraz. Ama bizde de sıkıntılar var. Yavaş yavaş yaşlanıyoruz değerli arkadaşlar. Biz yavaş yavaş yaşlanıyoruz. Mesela e, şu an Almanya'da arkadaşlar. Ee, bu oran yaşlı nüfus oranı yüzde 23 civarında ama genç oranı yüzde 14 civarında, tamam mı? Yani yaşlı oldukça fazla. Yaşlı nüfusun fazla olması ekonomi üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Değil mi arkadaşlar? Bizde şu an tölere edilebilir fakat 30 yıl sonra, 40 yıl sonra doğum oranlarımız düşük olduğu için biz de giderek yaşlanacağız, Almanya gibi bir nüfus durumuna düşeceğiz. Yani gidişat oraya doğru. Bunun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Ne diyoruz? Devlet büyüklerimiz bize neyi öneriyor? Vatandaşlarına neyi öneriyor? Diyor ki çok çocuk yapın. Neden? En az üç çocuk yapın diyor. Neden arkadaşlar en az üç çocuk? Neden? Bir çocukla nüfus artmaz mı? Artmaz. İki çocukla nüfus artmaz mı? Artmaz. Nüfusun arkadaşlar artabilmesi için minimum ihtiyaç üç çocuktur. Yani şöyle düşünün. Çekirdek ailede bir anne ve bir babadan oluşur. Doğru mu? İşte anne ve baba. Şimdi bunlar eğer bir çocuk yapacak olurlarsa anne baba öldükten sonra iki, iki olan ailenin nüfusu bire düşüyor. Peki iki çocuk yaparlarsa ne oldu? Eşit kaldı. Yani bir çocuk anneye bir çocuk babaya e bir çocuk da devlete yapmak lazım. Kabaca öyle söyleyeyim. Yani bu ne yapar? Nüfusu arttıran çocuk olur değerli arkadaşlar. Cumhuriyet'in kurulmasından 1940 yılına kadar kadın nüfusu fazla fakat daha sonra erkek nüfusu artıyor arkadaşlar. Neden? E çünkü ee, biliyorsunuz savaşlar, değil mi? Birinci, ikinci şey, Birinci Dünya Savaşı, Balkan Savaşları, Kurtuluş Savaşı. Nüfusun eğitim durumuna baktığımız zaman Türkiye'de tabii eğitimle ilgili bazı sıkıntılar var. Töre ve gelenek baskısı, tarım toplumu olan alanlar nedeniyle okuma yazma oranları kadınlarda arkadaşlar düşük. ...erkeklerde birazcık daha yüksek kadınlara oranlı. Günümüzde kız çocuklarına pozitif ayrımcılık ile bu oran yükseltilmeye çalışılıyor. Bakın erkek oranları %99'a yakınken kadınlarda bu oran yüzde %91'lerde. Bunun sebebi dediğim gibi Türkiye'de özellikle tarım toplumu yani köylerde kadınların okumasına dönük e, pek e, iyi şeyler olmaması diyelim biz kabaca. Aktif nüfusun iş kollarına göre dağılım. Arkadaşlar kaç tane iş kolundan bahsedeceğiz? Üç tane iş kolu. Nedir bunlar? Bir, bir, tanesi tarım. Öbürü sanayi. Diğeri de hizmet. Bunları ileride şöyle göreceğiz. Diyeceğiz ki birinci sektör, ikinci sektör ve üçüncü sektör. Arkadaşlar birinci sektör dediğimiz şey ne biliyor musunuz? Tarım. İkinci sektör dediğimiz şey sanayi. Üçüncü sektör dediğimiz şey de hizmetler, hizmetlerden kasıt ne? Yani bankacılık, finans eğitim, sağlık gibi arkadaşlar alanlar. Şimdi gelişmiş ülkelerde, bunlardan hangisi de daha çok çalışıyor insanlar? Arkadaşlar hizmet sektöründe çalışanların oranı çok fazla gelişmiş ülkelerde. Az gelişmiş ülkelerde peki? Az gelişmiş ülkelerde de insanlar daha çok tarım sektöründe çalışıyorlar. Bakın 15 64 yaş grubunda yer alan nüfus aktif ya da çalışma çağı olarak kabul edilir. Aktif nüfusun çalıştığı ekonomik faaliyet kolları tarım, hizmet ve sanayi sektörlerinden oluşuyor. Bakın Türkiye'nin iş kollarına dağılımı 2020 yılında ne görüyoruz Türkiye için yüzde 56 hizmet. Bakın yüzde 56 hizmet. Tarım ne kadar yüzde 17.6. Ve sanayi ne kadar? Yüzde yirmi altı nokta iki. Bu Türkiye'nin durumu. Peki gelişmiş ülkelerde nasıl durum? Mesela Almanya'da nasıl? Buraya Türkiye diyelim arkadaşlar. Buraya da Almanya diyelim. Almanya'da arkadaşlar nüfusun yüzde üçü tarım sektöründe çalışır. Yüzde otuzu sanayi sektöründe çalışır. Ve yüzde altmış yedisi de hizmet sektöründe çalışır. Yani sanayi ve hizmet sektöründe çalışanların oranı ne kadar fazlaysa o ülkede de gelişmişlik o ölçüde fazladır değerli arkadaşlar. Nüfusun kır ve kent te göre dağılımına baktığımızda bugün Türkiye'de nüfusun yüzde 93'ü nerede yaşıyor? Kentlerde. Tabi sevgili arkadaşlar kent deyince neyi anlayacağız? Sadece büyük şehirleri anlamayacağız. Yani Ankara'yı, İstanbul'u, İzmir'i, Adana'yı, Bursa'yı anlamayacağız kent deyince. Kent deyince nüfusu 10.000'in binin üzerinde olan merkezleri anlayacağız. Yani örneğin Sivas'ın işte e, Şarkışla ilçesi bir kenttir. E, i̇şte Erzincan'ın Refahiye ilçesi bir kenttir. Değil mi? İşte Ağrı'nın Patmos ilçesi. Bir kenttir sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Yani kent sadece büyük şehir anlamına gelmedi. Dolayısıyla bu bağlamda Türkiye'de nüfusun yüzde doksan kentlerde yüzde yedisi ise kırsal kesimde yaşıyor. Yani köy ve köyden daha küçük olan yerleşmelerde yaşıyor değerli arkadaşlar. Bu oran işte kentli oran gelişmiş ülkelerde tabii oldukça fazla. Şimdi biz konu biterken neleri inceledik, neleri irdeledik sevgili arkadaşlar? Bir, Türkiye'de nüfusun tarihsel süreçteki değişimine baktık. Yani 1927'den günümüze kadar nasıl bir değişimi gösterdi bunu inceledik. Ülkemizde nüfusun dağılışına baktık. Dağılışa bakarken neyi inceledik arkadaşlar? Seyrek olan yerler ve yoğun olan yerler arkadaşlar. Seyrek olan yerler genelde nasıldı? dağlık alanlar ve verimsiz topraklardı. Doğru mu? Yoğun olan yerler nasıldı? Genelde ovalar, verimli tarım alanları şeklindeydi. Peki en son olarak neye baktık? Nüfusun yapısal özelliklerine baktık. Yapısal özelliklerini biz hangi başlıklarda inceledik? Türkiye'nin yaş grupları. Bir diğeri cinsiyet. Değil mi? Bir diğeri neye baktık arkadaşlar? Eğitim durumuna Türkiye'nin. Okur yazarlık durumuna. Bir diğeri başka neye baktık değerli arkadaşlar? Kır, kent dağılımına baktık. Türkiye'deki bu nüfusun yapısal e, özelliklerini inceledikten sonra ne yapmış olduk değerli arkadaşlar? Konumuzu bitirmiş oluyoruz. Şimdi hemen şöyle size e, ödüllü soruyu bırakıyorum. Ödüllü sorumuzu videonun yorumlar kısmına yazıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu arada tekrar hatırlatayım. Soru bankamızdan muhakkak sorularımızı da çözüyorsunuz. Bunu asla ve asla ihmal etmiyorsunuz. Böylece konumuz çok güzel bir şekilde pekişmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.